Merhabalar. Turşularınızda zaman zaman resimdeki gibi yeşil mavi oluşumlar görebiliyorsunuz. Bunun tüketilmesi tehlikeli midir? Hemen söyleyeyim, bunun tüketilmesi tehlikeli değildir. Bir sakınca yoktur, tüketilebilir. Turşularınızdaki bu oluşumları gördüğünüzde, resimdeki gibi oluşumları gördüğünüzde rahatlıkla o kısımları yedirebilirsiniz. Peki bu durum turşularda nasıl oluyor? Çin sarımsaklarında özellikle bu durumla çok karşılaşılıyor. Bunun sebebi nedir? Bugün size bunlardan bahsedeceğim. Turşularda kullandığımız sarımsaklarda yer alan sülfürlü bileşikler, yani tioller, sarımsakta bulunan aktif enzimler sayesinde sülfürün çözelti içerisinde bakır ile reaksiyona girmesine yol açıyor. Yani bu görmüş olduğunuz turşu bir çözelti. Bunun içerisinde sarımsaktaki tiol bileşikleriyle, yani sülfürlü bileşiklerle çözelti reaksiyona giriyor. Buradaki bakır ile sülfür reaksiyona girdiği için bu tip mavi yeşil renklerin oluşması oluyor. Bunlar enzimatik doğal reaksiyonlardır. Bir sıkıntı yoktur. Eğer sarımsağımız sıcağa maruz kalmış olsaydı enzim inaktif olacaktı. Yani enzim parçalanacağı için bu renk değişimi, mavi yeşil oluşum olmayacaktı. Bu daha çok bu tip kuru sarımsaklarda oluyor. Enzim daha aktif. Taze sarımsaklarda enzim henüz aktif olmadığı için bu renk değişimi taze sarımsakta kurulan turşularda pek olmuyor. Daha çok bu tarz normal sarımsaklarda oluyor. Turşularda mavi yeşil oluşum kimi turşularda oluyor, kimilerinde olmuyor. Bu neden olabilir? Turşuda kullanılan tuzun bakır içeriği veya turşuda kullanılan sebzenin, meyvenin bakır içeriği fazlalaştıkça daha kolay reaksiyona giriyor. Turşu ile sarımsak, yani sülfür ve bakır reaksiyona daha kolay girmekte. Bu yüzden bu görünüm çok hızlı olabilmektedir. Kaya tuzundaki bakır miktarı deniz tuzuna göre yüksek olduğundan kaya tuzu ile kurulan turşularda bu renk değişimi, mavi yeşil değişim daha çok kolay olabilmektedir. Limonun konulduğu turşularda ise ve hazır turşularda sitrik asit sebebiyle, biliyorsunuz bazı turşulara limon konulabiliyor veya hazır satın aldığınız turşularda sitrik asit olabiliyor. Sitrik asit de bu reaksiyonun bozulmasına yol açabiliyor. Dolayısıyla da o tip hazır turşularda veya limonlu turşularda sarımsakta mavi yeşil renk dönüşümü olmayabiliyor. Karnabahar, brokoli ve benzeri sülfürü yüksek sebzelerden kurulan turşularda da bu renk değişimleri olabiliyor. Çünkü bu tip sebzelerde de sülfür bileşikleri yüksek olabiliyor. Dolayısıyla da reaksiyona kolay girebiliyor. Her sarımsakta aynı şekilde renk yoğunluğu aynı olmayabiliyor. Buradaki en temel sebep sülfürün yoğunluğu ile bakırın miktarıdır. Bunlar arttıkça renk yoğunluğu da artıyor. Çin sarımsaklarında sülfür bileşikleri çok bol olduğu için bu renk değişimleri o tip Çin sarımsaklarında daha yüksek olabiliyor. İnternete baktığınızda bakır sülfat zararlı mıdır diye yazın. Kimyasal tepkime ile oluşturulan ve göz taşı olarak bilinen toz formla karşılaşacaksınız. Bu tehlikelidir. Bu farklı bir durumdur. Bununla karıştırılmaması gerekiyor. Bizim turşularımızda oluşan durum doğal enzimatik bir reaksiyon sonucu bakır sülfat oluşumudur. Bu tehlikeli bir durum değildir.